Evet arkadaşlar bugün 31 Aralık 2020 sezonun son gelişim videosunu çekiyoruz. Yine aynı ağacımızdayız. Şöyle işaretli tozlayıcı ağacımızdayız. Biliyorsunuz e, başlangıçtan beri videoyu izleyen arkadaşlar varsa bu ağacın e, sezona başlarkenki hali var. Bir yılda ay ay gelişim hallerini görürler. E, Böyle bir gelişim kat ettik. Yani sezonun başında eski videolara baksınlar arkadaşlar. Bakın bu ağaç şuradan kestik. Ben buradan bunu budadım. Yani düz bir çubuk halindeydi bu. Şöyle bu yan dalların hiçbirisi yoktu. Şuradan yaklaşık 2 metre ya da 2.20 civarı burası. Buradan kestik. Diğer bütün yan dalların hepsi bu sene oluştu. Bu seneki gelişim bu şekilde. Şöyle hemen alttakine bakalım. Mesela bu ağaç e, benim tozlayıcı zannedersem frangoette. Tam emin değilim ama yani tozlayıcı diye aldık. Frangoette olması lazım. Şu alttakiler mesela Chandler. Bunlar da Chandler'ların gene bir yıllık sezon gelişimleri. Şöyle biraz daha yandan çekeyim şuradan. Gözüksün. Bakın bundan da 2-4 e, tane yan dal aldık. Liderimiz var ama mesela lider çok gelişmedi. Bakın şu liderimiz, şunu lider diye vurduk şu. Şu liderimiz, lider yaklaşık 1 metre büyürken yan dalları benim bir buçuk 2 metre civarı boyattı ama lider gelişmedi garip bir şekilde. Liderin tepesini vuracağım. Oradan tekrardan bir taç almaya çalışacağım önümüzdeki yıl. Bakın bu da gene Chetler. Liderimiz garip bir şey almış. Bakın mesela şurada, şuradan vurmuşum. Şöyle bir es yapmış. Sonra bir daha yukarı gitmiş. Garip bir şekil almış. Ama gene yan dalları fena değil yani. Burada 5 tane yan dalım var. 2 bakın 1 2 3 4 tane yan dallar. Bir tane de liderim var. Alttaki de gene öyle. Şöyle yaklaştırayım biraz. Bakın bunlara da gene çetler. Şöyle biraz dolaşmaya devam edelim. Bakın burada benim tekrardan tepe vurumu yaptıklarım var. Şu ara tamamen tekrardan tepe vurumu yaptım. Şu mesela 2 metre boy atmış. Yani 2 metrede daha fazla belki 25 yani iki buçuk 3 metre arası. Mesela bu tam 2 metre attı. Şu 2 metre. Şuna bakıyoruz. Şunlar bu sıranın üstü böyle 3 metrenin üzerinde. Bunları seneye taşlandıracağız. Şu yan tarafların hepsi bu sene benim taşlandırdım. Yani bahçede şöyle homojen bir görüntü yok arkadaşlar. Mesela şöyle sağ tarafa bakarsam Bunların hepsi bu sene liderliğe yürüyenler. Sol taraftakiler de taşlandırılanlar. Halbuki bu sol taraf ve sağ taraf aynı zamanda ekildi. Ama bu sağ taraf gelişmedi yani nedense bilmiyorum. Bakın buralar biraz taşlı. Buralar biraz taşlı ondan olabilir diye düşünüyorum. Yani toprak bu sıranın hiçbirinde şey yok. Taşlandırma yapamadım geçen yıl. Gelişmediği için. Ama bu sene taşlanacak seviyeye geldiler. Ama sol taraf biraz daha toprak yapısı güzel. Bunların hepsi hepsinden ben yan aldım yani. Gelişimleri fena değil. Şöyle bakarsak Bunlar fena değil yani. Yan dallarını aldık. Bunları ben Mart ayında uçlarından alacağım biraz. Tekrardan gelişime yatıracağım. öyle biraz sağ turu atmaya devam edelim. Bakın bunlar benim taşlandırdıklarım. Bayağı bir boya attılar. Bu da güzel. Liderimiz gayet iyi büyümüş. Yandal gelişimleri güzel. 5 tane yandal almışım. Şunlar mesela halen gelişmeyenler. Gelişmeyen. Bu da gelişmedi. Yani bunlar büyümüyor. Yani bilmiyorum yani şu da mesela ancak 2 metreyi ancak buldu. Ama arkadakilere bakıyorsun. Arkadakiler müthiş. Şöyle bakalım. Evet, güzel. Bunları mesela bu sene ektim arkadaşlar. Daha bir hafta önce ektim. Tutmayanların yerine ekleyip şöyle gene tepesini de vurdum. Şuradan. Evet yan dal gelişimi. Güzel. Mesela bu da güzel yalınlar attı. Mesela şu. Yan dallarımız güzel. Ama biraz zayıf yani bazılarına göre. Mesela bakın şurada lideri göstermek istiyorum arkadaşlar. Liderimiz şu. Şuradan vurmuşum. Ama lider yani saçma bir şekilde 90 derece Yana doğru ya dikine büyümemişti yana doğru büyüdü. Ya o arada ya bir kuş geldi ya bir rüzgardan yem oldu. O istikamet doğru büyümeye çalıştı. Onu bir daha şekillendirmeye çalışacağız. Ben muhtemelen bunu buradan buradan gene keseceğim tahminim. Ya şuradan keseceğim. Şurada bir göz var. Şunu dikine büyütmeye çalışacağım. Şuradan keseceğim. Veya şuradan keseceğim. Şu gözlerden birinden büyütmeye çalışacağım. Bakacağım artık. Bu güzel gene. Evet. Şöyle sağa tur atmaya devam ediyoruz. Şöyle bakalım. Gelişim güzel. Gövde yapılarımız fena değil. Bu arada ben buraya iki hafta önce etrafına şey attım arkadaşlar. Biliyorsunuz bir önceki videomda vardı. solcan gübresi ve kükürt. Yaklaşık ağaç başına 2 kilogram solcan gübresi. 300 gram kadar da kükürt etrafına serptim. Başka da bir şey yapmadım. Mart ayına kadar böyle geçeceğiz. Şuradaki yine beyaz olan bu sene diktiğim. Bakın bu sıra gelişimlerimiz bu şekilde. Evet. Bir yıllık sezonu tamamladık arkadaşlar. Bahçenin şu an üçte biri taçlanmış şekilde. Üçte ikisi halen taçlandırılmamış halde. Önümüzdeki yıl e, buranın yüzde sekseni taşlanmış duruma gelir. Ama yüzde kısım halen büyümüyor. Yani bir şöyle söyleyeyim. 400 tane fidanım var. Bu sene 400 tane fidanın e, 100 adetini saymıştım ben. Yaklaşık 100 102 o civarda yani 100 diyelim. 100 tanesi taşlandırıldı. Yani şu gördükleriniz şekilde. 100 adeti böyle. E, yaklaşık geri kalan 300 tanesi bu şekilde yani boyuna derinden vurduklarım ama bu geriye kalan 300 de tahminim yani 250 civarı gene ancak taşla belki de 250 bile görme yani 200 tanesi falan taşlandırılacak duruma gelecek bir 100 tane tahminim gene halen gelişmeyenler var yani ne olacak 4'te 3'ü taşlanmış duruma gelmiş olacak Önümüzdeki yıl 4'te 1'i halen Yavaştan geriden gelenler yani ya yerini sevmedi ya fidan iyi değildi iyi çıkmadı ya bir yerde bir hata yaptık bilemiyorum. Yani bahçenin üçte biri gelişmiyor arkadaşlar yani her yerinden aynı verimi aynı potansiyeli alamıyoruz. Ama gelişmek isteyenler görüyorsunuz yani gayet güzel bir yılda taşlandırmayı görüyorsunuz. Evet, son durum bu. Bahçemizin 2020 yılı kapanış videosu. Şöyle devam edelim. Yani gelişenler güzel gelişiyor. Ben yalnız şunu fark ettim arkadaşlar. Ağaç taçlanmaya başlayınca e, yapraklandırmaya başlayınca daha hızlı bir gelişiyor. Yani gövde yapısı özellikle bakın gövde yapısı çok güzel yani altlara doğru bileğimi kapatamıyorum yani neredeyse. E, ağacı taşlandırmaya başlayınca gelişim de daha hızlı oluyor. Yani ilk sene Böyle tek dala büyüttüğümüz zaman yaprak ve yan dal olmadığı için ağaç fazla hızlı büyüyemiyor. Ama ne zaman ki yan dalları verip ağaç saçılmaya başlıyor. Gövde de yap gövde de yan dallarda o kadar büyüyor. Mesela ben seneye bunların yani artık ağaç formuna gireceğini düşünüyorum. Bu yan dal aldıklarımın. Şunlar olsun. Şunlar olsun. Bunlar tam anlamıyla ağaca bürünecek diye düşünüyorum. Evet. 2021 yılı 2020 yılı pardon özür diliyorum. 2020 yılının son gelişim videosu bu şekilde arkadaşlar. Sezonu kapattım. Herhangi bir çalışma yapmıyorum. Damlamaları topladık. 2021 yılının Mart ayında bu damayla sezonu açacağız inşallah. Herkese Önümüzdeki yıl için şimdiden bereketli sezonlar diliyorum.